Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber piyasaya yeni giriş yapmış bir telefonla beraberiz. Orta segmentte çok satacağını düşünüyorum. Bu telefonun Infinix Note 12 ile beraberiz. Gerçekten ekran deneyimine ben bayıldım. Şimdi dilerseniz kutu içeri tasarımı ve detaylarıyla devam edelim. Kutu içeriğinde önce görmeye alışık olduğumuz şeffaf bir kap görüyoruz. Oldukça da sağlam görünüyor. Bunun yanında 33 wattlık bir şarj adaptörümüz, şarj kablomuz ve bir de kablolu kulaklığımız yer alıyor. Dedikten sonra tasarıma geçiyoruz. 195 gramlık bir ağırlığa sahip olan bu telefonun mavi, siyah ve beyaz renkleri bulunuyor. Ben mavi rengi çok beğendim. Çok soft duruyor ve aynı zamanda arka tarafta bu parmak izi tutma olayında çok az bir leke bırakıyor. Ben bu parmak izi olayına biraz takılıyorum. O yüzden benim hoşuma gitti arka kapağı diyebilirim. Cihazın yan tarafına bakacak olursak bir güç düğmemiz. Bu güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da geçiyor. Üst tarafta ses tuşumuz, alt tarafta çift hoparlörümüz, Type-C girişimiz, jack girişimiz, mikrofonumuz ve yan tarafta da SIM girişimiz bulunuyor. Cihazın yine arka yüzünde iki tane kameramız, hemen alt tarafında yapay zekalı lensimiz ve 4 tane de flash yer alıyor. Cihazın ön tarafında ekran deneyiminde ise bir tık çerçeveler bana kalınmış gibi geldi ama böyle göze de çarpmıyor, yani çok kalın da değil ama bana bir tık kalın geldi ve damla çentikli bir ekran bizi karşılıyor. Burada da bir adet ön kameramız bulunuyor. Ekran deneyimini ve ben tasarımı çok beğendim. Şimdi dilerseniz teknik özellik tablomuz gelsin ve daha sonrasında detaylarına inelim. 6.67 inç AMOLED ekrana sahip cihaz 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunuyor. 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamerasıyla bizleri karşılayan telefonun Yonga setinde MediaTek Helio G99 kullanılmış. 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolamaya sahip cihaz 5000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alıyor. 33 Watt'lık hızlı şarj ile şarj olan telefonun fiyatı ise 8000 TL olarak satışa sunuluyor. Cihazın teknik detaylarına kısaca bir göz atmış olduk. Ekran deneyimiyle başlayalım. 60 Hz'lik bir ekran deneyiminden bahsetmek istiyorum ilk önce. Cihazın 6.7 inçlik bir ekran deneyimi sunması bence oldukça güzel. Böyle geniş bir ekran deneyimi yaşıyorsunuz. Videolarınızı, filmlerinizi çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. AMOLED ekran olması da bence oldukça güzel. 8000 TL'lik telefonlarda genelde IPC LCD LED görüyoruz ama AMOLED olması bence oldukça güzel. Renkleri zaten ilk telefon aldığımda ya renkleri bayağı güzelmiş dedim. 16 milyon renk kapasitesi sunabiliyor bu telefon sizlere. Aynı zamanda 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı buluyor. Bu da bu fiyat segmenti için bence oldukça normal bir fiyat. Ama gözünüzde böyle gerçekten 60 Hz'lik olduğunu hissetmiyorsunuz. Çok kasma yok, böyle birazcık daha 90 Hz'e yakınmış gibi hissettiriyor. Bence oldukça güzel bir ekran deneyimi yaşatıyor bizlere. Dediğim gibi çerçeveler bana bir tık kalın gelse de göze böyle çok çarpmıyor. Bence güzel bir tasarımı oluşturmuş Infinix. Dedikten sonra cihazın kamera deneyimine gelmek istiyorum. 50 megapiksellik ana kamerası bulunan telefonun 2 megapiksellikte bir derinlik algısı kamerası bulunuyor. 3. kamerada ise yapay zeka lensini görüyoruz. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Benzer bir telefonu eline alıyorsa ilk yaptığı şey kamerayı açmaktır. Direkt kamerayı açtım telefonu elime aldığımda ve bu kadar iyi bir performans beklemiyordum aslında. Ön kamera için tam böyle istediğimi yakaladığımı söyleyemem. Ama arka kamera nedense renkleri bana çok canlı hissettirdi. Çok hoşuma gitti arka kamerası. 50 megapiksellik çözünürlükte de güzel sonuçlar veriyor. Cihazın dijital görüntü sabitleyicisi var. Video tarafında da tabii ki optik görüntü sabitleyicisi olmasını birazcık daha isterdim ama dijital görüntü sabitleyicisinde başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Zaten birazdan testleri de göreceksiniz. Video çözünürlüğünde ise 2K bir çözünürlük sunuyor. Bu da bence oldukça yeterli bu fiyat segmenti için olduğunu söylüyorum. Şimdi dilerseniz çektiğimiz fotoğraf ve videolara geçelim. Değerlendirme tabii ki her zaman olduğu gibi size kalsın. Fotoğraf ve videolar gelsin. We'll be right back.
Herkese selam. Beni şu an Infinix Note 12'nin ön kamerasından duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şu an gün ışığı tam karşımdan vuruyor. Bir de arkamı döndüğüm zaman ters ışıkta da bu şekilde bir performans gösteriyor. Hava biraz rüzgarlı. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Ön kamerayı nasıl buluruz? Bir de arka kameradayım. Arka kamerada yürüyerek test etmek istiyorum. Dijital görüntü sabitleyicisi olduğunu söylemiştik. Görüntü bu şekilde görünüyor etrafa. Geldiğimde ise böyle görünüyor. Yakınlaştırıyorum şimdi biraz. Evet, bir martıyı yakaladık. 12'ye kadar yakınlaşıyor. Ses performansı da bu şekilde nasıl buluyor? Fotoğraf ve videoları sizler de gördünüz. Ben arka kameranın performansını oldukça çok beğendim. Zoom tarafındaysa yine başarılı işler çıkardığını, tatmin ettiğini söyleyebilirim. Şimdi bir de donanıma gelelim. Donanım tarafında bizlere neler sunuyor? 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle hazırlanan MediaTek Helio G99 yonga sesini kullanan telefon, 8 GB'lık bir RAM kapasitesi, 128 GB'lık da dahili depolama sunuyor. Grafik işlemcisinde ise Mali G57'yi görüyoruz. Cihazın işletim sisteminde ise Android 12 bulunuyor. Aynı zamanda cihazın kapasitesini arttırmak istiyorsanız da bunu 2 TB'a kadar hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bu da oldukça büyük bir avantaj. Cihaz bağlantılar tarafı ise maalesef 5G'yi destekleyemiyor. Bu bir tık üzücü. Evet, ama ülkemizde evet 5G desteği şu an yok, ama uzun süreler kullanmayı düşünüyorsanız yakın böyle 2023'ün sonuna doğru belki ülkemizde 5G desteği gelebilir. Bu açıdan bir tık geride kalıyor diyebilirim, ama zaten şu an 5G'yi kullanmıyoruz. Tabii ki sizin tercihinize kalmış yine. Batarya tarafındaysa cihaz 5000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alıyor ve 33 Watt'lık da bir şarj adaptörü bulunuyor. Bu da oldukça işlerinizi kolaylaştıracak bir güç olduğunu söyleyebilirim. Yani siz hazırlanırken telefonunuz eminim sıfırdaysa bile %100 şarja ulaşabilecektir. Cihazın teknik detayları kısaca bu şekildeydi. Size özetlemeye çalıştım. Ben alt tarafta bulunan jack girişinin olmasını oldukça çok beğendim. Hele bu fiyat kapasitesine göre ekran deneyimini gerçekten güzel bir şekilde sunuyor. Yani renkler gerçekten canlı bir şekilde çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Arka kamerasını çok beğendim. Arka kamerasındaki renkler, keskinlik bence oldukça başarılı bir şekilde ortaya koyuyor kendini. Batarya kapasitesinde ise 5000 mAh'lik bir bataryası olması da yine beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Fiyatı ise 8000 TL olarak satışa sunuldu. Lansmanda tabii ki bu fiyat artabilir. Hiç belli olmaz. Hiç kaçırmadan alın derim satışa sunulduğu an. Peki bu telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Infinix markasını seviyor musunuz? Yorumlar kısmında buluşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.